Evet değerli izleyiciler, belgesel yayınımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle işsizleri yerinde inceleyeceğiz. İşsiz olarak adlandırdığımız bu tür günün çoğunu yapacağı iş olmadığı için uyuyarak geçirir. Görüyorsunuz nasıl uyuduğunu. Her sabah kahvaltı yapmak için mutfağın yolunu tutan bu tür çoğu kez başarısız olur. Türümüz her ne kadar etle beslense de yılda sadece bir kez et yeme hakkı vardır. Tabii o da komşuları kurban keserse. Ya komşu kusura bakma, bu sene kurban kesemedik ama bayramın kutlu olsun. Bu türlerin en korktuğu canlı ise ev sahipleridir. Ayın belli dönemlerinde evin kapısını çalarlar. Türümüz her ay bu olaylarla karşılaştığı için artık tecrübelidir. Kapıya çaldığında evde yokmuş yeteneğini kullanırlar. Evdekilerin baskılarına dayanamayan türümüz... Vallahi iş bulacağım. Yeter, tamam, deli ettin beni. İş aramaya gidiyorum deyip çoğu zaman kahveye giderler. Parası olmadığı için de genelde yancıdır. Bir çay. Türümüz alacaklılarına yakalanmamak için bazen hızını, bazen de kamufle yeteneğini kullanır. Defalarca iş başvurusu yapan türümüz her seferinde torpil usların engeline takılır. Şirketimiz değerlendirdi ve CV'leriniz şu anda önümde bana kadar geldi. Benim de sizi buraya çağırma sebebim, sizle bir yüz yüze görüşüp size de birkaç sorum olsun istedim. CV'de de görüyorum zaten. Öğrenim durumunuz hakkında bilgi alabilir miyim? Efendim ben 2 üniversite bitirdim. Siz? Tamam açıklamam. Ya işten güçten fırsat olmadı okumaya, ilkokulda bıraktım okulu. Peki referanslarınız neler? Daha önce nerelerde çalıştınız? Onun hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Efendim ben özellikle bu şirkete iş başvurusunda bulunmak istedim. Çünkü 5 yıl bu işi yaptım, gayet tecrübeliyim. Siz nerelerde çalıştınız? Siz benim dayımla bir görüşseniz. Dayı? Evet. Dayı. Alo. Evet efendim tanıdım. Evet. Evet o da burada iş görüşmesine gelmişti zaten. Anlıyorum. Evet. Evet. Doğrudur efendim. Bu tarafa yolunuz düşerse mutlaka bekleriz. Siz burada hiç aklınız kalmasın. Biz ayarlayacağız onu. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz efendim. Görüşürüz. Memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Buyurun. Efendim CV? CV'yi biz inceliyoruz zaten. Siz gidin isterseniz biz sizi arayacağız. Arayacaksınız değil mi? Gidin. Ararız inşallah. Ben bekliyorum efendim. Siz gidin. Gidiyorum efendim. Gidin. Teşekkür ederim. İşe alındınız. Yarın sabah erkenden burada olacaksınız. Çalışmaya başlayacaksınız. Burada otursam olmaz mı? Tabii. Dayınıza çok selam söyleyin. Tabii. Ne demek? Karanlık ortamları pek sevmeseler de bazı geceler elektrik faturasını ödemedikleri için karanlıkta otururlar. Günün vermiş olduğu yorgunlukla yatağına geçen bu türümüz bir sonraki gün aynı şeyleri yaşamak için uykuya dalar. Belgesel programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde başka bir türü sizler için inceleyeceğiz. Sayfaya abone olmayı unutmayın ha.